Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, artık yaz aylarına giriyoruz. Ankara'da da ısındı iyice havalar. Artık katılım sayısı azalacak, bunu da biliyoruz ama bizim de yıllık bir programımız var. Bu programa paralel olarak webinar programlarımızı da tamamlıyoruz. Bu akşam çok sevgili yönetim kurulu üyemiz, ben Demirel Hoca. Yine çok değerli iki konuşmacı Pınar Özcan ve Fırat Tület ile birlikte olacaklar. Size çok güzel bir gonadotropin tedavisinden bahsedecekler. Bireyselleştirilmiş gonadotropin tedavisinden. Ben dernek başkanı olarak sizlerle sadece şunu paylaşmak isterim. 2-6 Kasım Büyük Kongremizi lütfen tarihiniz, takviminize işaret ediniz. Çok güzel bir kongre olacak. 35 yabancı, 150'nin üzerinde ulusal konuşmacılarla, herkes alanında çok iyiler olan, çok iyi olan konuşmacılarla yapacağız. Bir sürü keynote'lar var, çok güzel kurslar var. Mesela görüntüleme kursu yapacağız. Bu histerosalpingografinin değerlendirilmesi, hidrosalpingisinin, üç boyutlu ultrasonların değerlendirilmesi gibi birbirinden değerli konuşmacılar onu yapacak. Yine hepimizin eksiği olan genetik, değil mi? Bir mozaik diyoruz, ne anlıyoruz? Hep mozaik konuşuyoruz. Translokasyon ne anlıyoruz? Robertsonian ne anlıyoruz? Dengeli lokasyon ne? Bunların hepsine böyle genetik terminolojilerini genetikçi arkadaşlar kadın doğumculara bir kurs verecekler. Kriyo kursumuz var, hemşirelik kursumuz var, IVF okulumuz var. Eylül'ün 10-11'inde de bu hafta yayınlayacağız. GSA kursumuz var. Bu GSA kursu bu sefer 20 kişiden 10 masada 20-20-40 kişi alacağız. Evet, bir laparoskopi, bir histeroskopi yapılacak 20'şer 20'şer. Löwen'e gitmeye gerek kalmadan GSA diploması alacaklar. Bunu da sizinle paylaşayım. Son paylaşacağım şey de ÜTED'nin yayın organı olan TJRMS'e dün haberini aldık. Ulak güne girdi. Bundan sonra çok istekli bir şekilde artık gerçek yayın hayatımıza başlamış olacağız. Çünkü ulak gün olmadan yeteri kadar yayın alamıyorduk. Tabii farklı arkadaşlar da kendi yayınlarını değerlendirmek istiyorlar. Ben hepinize çok güzel ve faydalı bir webinar dileyip sevgili arkadaşım Cem Demirel'e sözü bırakıyorum. Evet, hocam çok teşekkür ederiz bu açılış konuşması için. Bugün değerli meslektaşlarım ve hocalarım webinarımıza hoş geldiniz. Çok önemli bir konu, çok temel bir konu, çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. İnşallah zaman içerisinde katılımcı sayısı da artar ve bir toplantı sonunda tartışma ortamı oluşur. Konumuz ART'de optimal gonadotropin dozunu nasıl belirliyoruz? Bireyselleştirilmiş tedaviler acaba başarıyı etkiliyor mu? Aslında çok geçmiş olan ama güncelliğini her zaman koruyan bir konu. Burada iki değerli arkadaşım bu konuyu sizlerle tartışacak. Sevgili Pınar Özcan, Bezmi Alem Üniversitesi Kadın Doğum Bölümünde. Pınar konuyu biraz da bireyselleştirilmiş tedavilerin başarıyı artırır yönünde ele alacak. Fırat ise aslında tedaviyi bireyselleştirmektense standart bir şekilde uygulamanın sonuçları belki de çok fazla etkilemediğini bizlere aktaracak. Sonunda bunları arkadaşlarımın konuşmalarını dinledikten sonra güzel bir tartışma ortamı olacağını tahmin ediyorum ve ben ilk sözü sevgili Pınar'a veriyorum. Evet Pınar, sahne senin, seni dinleyelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Cem hocama, Recai hocama teşekkür ediyorum. Şimdi konu güzel. Biz de inşallah Fırat'la birlikte güzel özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Bazı konular tabii ve literatürler süperpoze olabilir ikimiz için de. Ama biz çoğunu herhalde farklı açılardan değerlendireceğimiz için üstünden geçmek güzel olacak diye düşünüyorum.
Şimdi sonuçta bir ART IVF tedavisindeki hedefimiz maksimum gebelik oranına ulaşmak. Maksimum gebelik oranına ulaşmak için de bir sükluste optimum oosit sayısını elde etmek gerekiyor. Optimum oosit sayısını elde edebilmek için başlangıçta belirleyeceğimiz gonadotropin dozu önemli. Çünkü bu hastanın cevabını etkileyecek ve siklusun sonunda topladığımız oosit sayısını etkileyecek. Dolayısıyla stimülasyona başlamadan önce siklusun başında gonadotropin dozunu belirleyecek bazı kriterlerimiz olmalı. Bunlardan en önemlisi over rezervinin değerlendirilmesi. Şimdi over rezervini baştan değerlendirip hastayı ovarian responsa göre klasifiye edersek normal respons olabilir, hiper respons olabilir, hipo respons olabilir. Şimdi hiporespons hastadaki temel problem oosit folikül gelişiminin olmamasından dolayı cancel riski. Hiperresponsta da fazla oosit gelişimine, toplam oosit sayısının artışıyla birlikte o OHSS riskinin artmasıyla dolayısıyla ovülasyon indeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkabilecek komplikasyon riski. Biz neye göre belirleyelim gonadotropin dozunu? Yaşa, ovaryen rezervi ve body mass index'e göre belirleyelim başlangıçta. Ovaryen rezervi ne kadar iyi başlangıçta predikte edebilirsek ovaryen responsu da o kadar öngörebilme şansımız olacaktır. Peki over rezervini neye göre değerlendirelim? Elimizde iki güzel güçlü silah var. Antral folikül sayısı ve AMH. Lamarca 2014'te her ikisi için de hem ovaryen rezervi değerlendirme hem ovaryen responsu öngörmekte birbirine çok üstünlüğü olmadığını ve genel olarak ikisinin de eşit üstünlüğe sahip olduğu, ikisini de two faces of the moon olarak belirlemiş. Sonuçta ikisinin de birbirlerine üstünlükleri var. Kısaca bahsetmek gerekirse AMH'nın en büyük üstünlüğü laboratuvara dayalı olduğu için daha standartize bir şey olmuş oluyor. Siklus içerisinde aslında AMH çok küçük varyasyonlar, labiliteler gösterebiliyor ama bu over rezervini çok etkilemediği için ignore edilebilecek düzeyde. Yani random olarak herhangi bir anda bakabilirsiniz. Tabii laboratuvarın validasyonu, kitin kalibrasyonu gibi temel problemlerle ilgili problem yoksa AMH güvenilir gibi duruyor. Antral folikül sayısıyla ilgili en büyük sıkıntı intra ve inter siklik variabilite göstermesi. Bir de baktığınız ultrasona ve yapan kişinin deneyimine göre farklılık gösterebilir. Yani inter-observer farklılıklar olabilir. Dolayısıyla bundan dolayı belki AMH ile ilgili bir challenge olabilir diye düşünülebilir. Antral folikül sayısıyla ilgili. AMH'yı etkileyen bazı parametreler var. AMH'yı değerlendirirken bunları göz önüne almak gerekiyor. İşte D vitamin düşük olması, oral kontraseptif kullanımı, düzensiz menstruasyon, sigara, etnisite AMH'nın seviyesini etkileyebilir. Eğer AMH'yı kullanacaksak over rezervini değerlendirmek için bunları mutlaka dikkate almak gerekiyor. Şimdi her AMH aynı şeyi mi ifade ediyor? Bakın AMH ile yaşı kıyasla birlikte değerlendirdiğinizde AMH'sı 0.4'ün altında olup 31 yaşından genç olan hastalarda gebelik oranı %13 iken 37 yaşında bu %5'lere iniyor. Aynı şekilde over rezervi iyi olan kadınlarda gebelik oranı %50 iken over rezervi iyi olsa bile yaş 37'nin üstüne çıktığında neredeyse yarı yarıya azalıyor gebelik oranları. Dolayısıyla over rezervini tek başına değerlendirmemekle birlikte mutlaka over rezerviyle yaşı birlikte değerlendirmek gerekiyor. Peki toplanan oosit sayısı her yaş için aynı şey mi ifade ediyor? Bu Sunkara'nın çalışmasında 15 oosit topladığınız 18-34 yaş arası kadında gebelik oranı %42-40 iken 40 yaş üstünde siz 15 oosit toplasanız bile gebelik oranı %16'ya düşüyor. Sonuçta ne olursa olsun yaşla birlikte şans azalmakla birlikte aynı yaş grubunda değerlendirdiğinizde oosit sayısı ne kadar fazlaysa şans o kadar iyi oluyor ve Sunkara'nın bu çalışmasında ortalama şansı arttıran oosit sayısı 10-15 olarak verilmiş. Daha yeni bir çalışmada da ortalama optimum oosit sayısı 11 verilmiş. Siz 11 tane oosit topladığınız 34 yaş bir kadında gebelik oranını %30 olarak düşünebilirsiniz. OHSS riski içinde oosit sayısını 18 vermiş. Sonuçta hedefimiz ideal oosit sayısını elde etmek. Bunu elde ederken ne yapalım? Şimdi Lamarca'nın 2014'teki çalışmasına baktığınızda şu anda herhalde kişiselleştirilmiş protokoller içerisinde en detaylı olarak değerlendirilen bu. Antral folikül sayısı ve AMH'yı birlikte değerlendirmiş. Antral folikül sayısı için
Hiperresponsu öngörmede 16'yı cutoff olarak vermiş. AMH içinde 3.3'ü nanogram olarak. Yine poor responsu öngörmede AMH'yı 0.7, 1.3, antral folikülü 5.7 olarak değerlendirmiş. Toplanan oosit sayısı eğer 15'in üstündeyse hiper yanıt, eğer 4'ün altındaysa poor responsu olarak klasifiye etmiş. Klasifiye ettikten sonra eğer hastayı high response olarak görüyorsanız başlangıçtaki gonadotropin sayınız dozunuzu 150, protokolde antagonist seçin demiş. Eğer normal response olarak görüyorsanız dozu 150-225 standart tedavi. Eğer poor response görüyorsanız da dozu 300 olarak alıp antagonist protokolü olarak hastayı yönetebilirsiniz demiş. Bu da picomol olarak vermiş AMH'yı. Sonra kişiselleştirmenin üstüne tabii ki Optimist çalışması girdi. Randomize kontrollü multicentric open label bir çalışma Optimist. Optimist'in en önemli sıkıntıların Optimist tabii ki standart dozu savunuyor ama standart dozu savunan multicentric randomize kontrollü bir çalışma olduğu için değerli olmasına rağmen standart protokolü Optimist'e dayalı savunmadan önce biraz Optimist'in metodolojisiyle ilgili problemleri göz önüne almak lazım. Şimdi Optimist'te hastaları antral folikül sayısına göre klasifiye etmişler. Poor response, hyper response ve normal response olarak. Ve her kolda standart gonadotropin dozunu 150, hiper response da gonadotropin dozunu 100, normal response da 225 kişiselleştirilmiş kolda, poor response'da ise 450 vermiş. Şimdi ilk basamağı bu çalışmanın poor response kısmı. Poor response kısmında baktığınızda poor response'larda siz gonadotropin dozunu arttırırsanız diyor sadece cost efektif olmuyor, maliyeti arttırmış oluyorsunuz. Gebelik oranlarında da standart kolla karşılaştırdığınızda herhangi bir fark yok diyor. Ama kendi metodolojiyle yeriyle ilgili bazı noktalara highlight etmişler. Mesela antral folikül sayısını almışlar. Normalde antral folikül sayısı observer farklılık gösterebilir. Çünkü çalışma multisentrik bir çalışma. Bunu eğer biz AMH ile yapsaydık daha standartize olup misklasifikasyonları daha iyi önleyebilirdik diye yorum yapmışlar. Ama şunu da vurgulamışlar. Antral folikül sayısı ile ilgili oluşabilecek challenge'ları ortadan kaldırmak için çalışmada görev alacak observer'ları çalışma başlamadan önce antral folikül sayısı ile ilgili bir workshop yapıp eğitmişler. Ama ne olursa olsun antral folikül sayısı ile ilgili observer farklılığından dolayı misklasifikasyonlar olabilir demiş. İkinci önemli kısmı bu çalışmada protokoller ayrı ayrı değerlendirilmemiş. Çalışmanın %80'i agonist protokolden oluşuyor. Dolayısıyla siklusun başında siz antral folikül sayısını değerlendirirken agonist protokol başladığınız için yine antral folikül sayısı ile ilgili klasifikasyon sıkıntısı yaşanmış olabilir demişler. Şimdi iptal kısmında standart bir iptal kriteri olmasına rağmen selektif iptal lere de cancel'lara da izin vermişler. Şimdi open label bir çalışma olduğu için özellikle poor response'larda individualize edilmiş kolda cancel oranları ilk sıklusta daha fazla. Bu işte bu hem open label olmasından hem antral folikül sayısından dolayı misklasifikasyon olmuş olmasından ya da protokollerin ayrı ayrı çalışma içerisinde değerlendirilmemiş olmasından kaynaklanabilir diye yorumlamışlar. Yani sonuç itibariyle çalışmanın sonucu standart kolu destekliyor olmasına rağmen poor response'larda bu gibi challenge'lar göz önüne alınarak yine çalışmanın sonuçlarının günlük yaşama uygulanması gerekiyor gibi düşünülüyor. Şimdi hiper response kısmına baktığınızda burada 15'in üstüne hiper response almışlar antral folikül sayısı ile ilgili. Standart kolda 150, individualize kolda ise 100 almışlar. Şimdi gebelik oranlarında fark yok ama siz eğer kişiselleştirirseniz dozu mild ve moderate OHSS riskini azaltıyorsunuz demiş. Şimdi gebelik oranında fark yok ama burada her iki grupta body mass index 23. Şimdi çalışmanın ilk ayağında body mass index ve yaşı değerlendirme içerisine almamışlar. Sadece antral folikül sayısından yola çıkmışlar. Dolayısıyla özellikle hiper response, obez, PCOS'lu kadınlarda body mass index'i yüksek olanlar için bu çalışmanın sonuçları çok uygun olmayabilir diye not düşmüşler. Yine aynı şekilde open label ve selektif kriterler kullanılmış ve kişisel kolda
kişiselleştirilmiş kolda poor response'dan dolayı cancel oranı daha yüksek bulunmuş. Bunun da bundan kaynaklandığı düşünülebilir. Bunlar tabii cancel riski arttıkça çalışmanın sonucunda elde edilecek gebelik oranları etkilenmiş olabilir. Bunun dışında yine vurguladıkları önemli bir şey, bu 100 olarak seçtikleri kişisel kolda cancel riskinin fazla olmasının bir nedeni de, yani biz 150'den direkt 100'e inmek yerine eğer 150'den 125-100 şeklinde gitseydik belki bu kişiselleştirilmiş daha düşük doz olan grupta gebelik oranları, cancel riski azalacak poor response'dan dolayı, hem de gebelik oranları belki de etkilenmemiş olacaktı. Dolayısıyla çalışma her ne kadar standart protokolü desteklese de çalışmanın sonuçlarını etkileyebilecek bazı challenge'lar bulunmakta metodolojisinde. Şimdi sonuç itibariyle cost effective analizi yaptığında eğer diyor standart kolu değil arttırılmış dozla kişisel kolu tercih ederseniz poor response'larda maliyet artabilir, gebelik oranları değişmeksizin demişler. Daha sonra çalışmanın ikinci basamağında işin içine yaş ve body mass index'i de sokmuşlar. Diğer önemli iki kriter gonadotropin dozunu belirlemede. Yine poor response ve normal responslarda bir fark olmamasına rağmen hiper respons hastalarda eğer yaş ilerledikçe ve body mass index arttıkça siz standart kolu tercih ederseniz bu durumlarda gebelik şansınız azalıyor. Özellikle hiper respons hastalarda mutlaka over rezervi, body mass index ve yaş hepsini birlikte değerlendirip standart yerine kişiselleştirilmiş dozu tercih etmekte fayda var gibi gözüküyor. Cochrane'in datası da sadece kişiselleştirilmiş kısmı hiperrespons hastalarda anlamlı bulmuş. Ama sonuçta çalışmaya dahil ettikleri çalışmaların çoğunda metodolojiyle ilgili heterojenite özellikle vurgulanmış sonuçlar içerisinde. Son olarak eğer biz bir de bu poor responslar için son Poseidon analizine bakarsak, Poseidon'da 4 gruba ayırmıştı yaşa, over markerlarına ve toplanan oocyte sayısına göre. Sonuçta bir expected low ovarian response var, bir de beklenmedik düşük cevap var. Dolayısıyla hastaları klasifiye ederek özellikle poor response hastalarda doz belirleyerek kişiselleştirilmiş protokollerle başarı şansı arttırılabilir diyor. Şimdi bu Poseidon kriterlerinin uygulanmasıyla birlikte özellikle bu beklenmeyen poor response'larda folikül oosit indeksinden bahsediliyor. Şimdi başta siklusun başında gördüğünüz antral folikül sayısıyla siklusun sonunda elde ettiğiniz oosit sayısı oranı eğer %50'nin altındaysa bu düşük indeks olarak kabul edilmiş ve hasta kötü yanıt olarak düşünülebilir. Kötü yanıtı açıklayacak bir sürü neden olmasıyla birlikte en önemli nedenlerden biri başlangıçtaki gonadotropin dozunun yanlış seçilmesi. Dolayısıyla gonadotropin dozunun kişiselleştirilmesi buna göre özellikle beklenmedik low response grupta önem kazanıyor. Bunun konuyla çok ilgisi yok ama küçük bir hatırlatma için söylüyorum. Yine bu Poseidon grubu, sanırım Poseidon grubuna üye olduğunuzda bu calculator'ı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu calculator'ın amacı pre-treatment, post-treatment değerlendirmeler var. Pre-treatment değerlendirmede bir siklus içerisinde bir hasta için bir tane öploid embriyo elde edebilmek için başlangıçtaki elde etmeniz gereken oosit sayısını veriyor. 29 tane parametreyi değerlendirmişler. Bunlar içerisinde değerli olan 3 parametreyi koyup calculator'ı hesaplıyorlar. Bunu da kullanarak yine tedaviyi kişiselleştirilebilirmiş gibi duruyor. Bu da akılda tutulabilir. Günlük pratikte kullanılabilecek yararlı bir şey. Şimdi Poseidon'un sonucuna baktığınızda grup 1-2'de yani over rezervi iyi olup yaşı genç ve yaşı ileri olan hastalarda hastanın yaşı önemli gonadotropin dozunu belirlenmesinde. Eğer hastanın yaşı 35'ten genç ise şimdi bu gonadotropinle düşük yanıt vermesinin nedenleri içerisinde FSH reseptör polimorfizmi, LH varyantları gibi sebepler ortaya çıkabiliyor. Eğer tabii Cem Hoca da burada fikrini söyler ama bunlar çok pahalı testler. Bu FSH reseptör polimorfizmi falan yani günlük yaşamda çok rutinde uygulanabilecek şeylermiş gibi durmuyor. Eğer siz varyanta bakabiliyorsanız bakın diyor. Eğer varyant yoksa diyor
dozu 50-75 arttırın diyor. Eğer varyant varsa 75-150 arttırın diyor. Ama maksimum önerilen doz yine 300. Daha fazla arttırmayın. İkinci bir seçenek, rekombinant LH ekleyebilirsiniz bu hastalarda. Rekombinant LH'yı da FSH'ya 2'ye 1 oranında ekleyebilirsiniz diyor. Dolayısıyla dozu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama yaş 35'in üstüne çıktığında over rezerviniz iyi olsa bile dozunuz 300 olarak öneriliyor bu Poseidon grubunda. Bu hastalarda double stimülasyon yapabilirsiniz demişler. Yani hem foliküler hem lüteal fazda toplama yaparak toplanan oosit sayısını ve gebelik şansını arttırabilirsiniz diyor. Yine grup 3-4'te, yani over rezervi kötü olup genç ve yaşlı grupta, eğer yaş gençse 300 ünite, eğer 35 yaşın üstündeyse bu 300 üniteye 150 ünitede rekombinant LH ekleyerek yine kişiselleştirmekte fayda var gibi duruyor diye öneriyor. Eşlerin guideline'ına baktığınızda low response'lar için önerilen doz 150-300, normal response'lar için önerilen doz 150-225, high response'lar için eğer antagonist protokol kullanıyorsanız 150, agonist protokol kullanıyorsanız 100 olarak önermiş gibi görünüyor. Bir de Delphi konsensusu var. Bu Delphi konsensusu 3 round'dan oluşan bir konsensus. Yaklaşık 29 tane expert kişinin fikrine dayalı. 3 round'da aynı soruları sorulmuş. 19 tane durumu değerlendirmişler. Bu IVF boyunca sadece ovülasyon indüksiyonu değil, trigger, luteal faz hepsini içeren bir değerlendirme bu Delphi konsensusu. Strongly disagree ve total agree olmak üzere birden 7'ye kadar fikir beyan etmişler. Bu 19 tane durumdan ben sadece bizimle ilgili kısmı özetlemeye çalıştım. Toplamanız gereken optimum oosit sayısı 8-14 diye önermişler. Bunun için de normal response ve poor response'lar için fix protokol uygun ama sonuçta hastaları yaş ve over rezervine göre klasifiye edip ona göre özellikle hiperresponsos olan hastalarda tedaviyi kişiselleştirmek daha uygun gibi gözüküyor. Yani sonuç olarak over rezervi, oosit kalitesi, yaş ve body mass indeksi hepsini kümülatif olarak değerlendirip siklusun başında hastaya uygun gonadotropin dozuyla tedaviyi kişiselleştirmek, tedavi sonucunda elde edeceğimiz oosit sayısını ve dolayısıyla gebelik oranlarını maksimize edecekmiş gibi duruyor. Evet, Pınar bitti herhalde değil mi? Evet hocam, bitti. Eline sağlık, çok güzel derledin. Özellikle de bu yani bu alandaki en güçlü randomize kontrollü çalışma olan Optimist çalışmasının kritik analizini iyi yaptın. Yani defektlerini ortaya koydun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Fırat da konuşmasını yapsın. Ondan sonra da biz tartışmayı başlatalım. Fırat, hazırsan. Sesini de açarsan Fırat. Fırat, sesini açabilirsen. Açtım hocam sesimi. Öncelikle Pınar Hocam'ın sunumu için teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. Başta Recai Hocam olmak üzere tüm Üremi Tıp Cerrahi Derneği'ne teşekkür ediyorum bu güzel daveti için. Pınar Hocam bahsetti. Gerçekten bizim artık tükürük tedavilerinde belki de başarıyı artırmak amacıyla günümüzde birçok bölümde, tüpevem bölümünde bireyselleştirilmiş tedavileri artık kullanmaktayız. Yani bunu luteal faz desteğinden tutun trigger'e kadar, gonadotropin tipinden gonadotropin dozuna kadar birçok tüpevek bölümünde bireyselleştirilmiş tedaviler kullanmaktayız. Bugün ama bizim bahsedeceğimiz özellikle gonadotropin dozunu bu bireyselleştirilmesinin tüpevek tedavisi başarısında bir etkisi var mı yok mu? Açıkça bunu belirlemeye çalışacağız. Bilindiği gibi tüpevek tedavisi başarısı ne demek aslında? Şimdi tüpevek tedavisi aslında günümüzde başarının belli başlı kriterleri var. Aslında tüpevek tedavisinde başarı demek hastayı en az siklusla canlı doğuma ulaştırmak aslında tüpevek tedavisi için başarı. Ama bunu yaparken de gerçekten güvenilir bir hasta dostu tedavilerle güvenilir, etkinliği iyi olan ve
gonotropin kullanım maliyeti anlamında etkili tedavilerle yapmak belki tüpek tedavisi başarısını etkilenen ön faktörlerden biri. Bunu yaparken hastalarda özellikle kontrollü ORL stimülasyonu yaparken siklus iptallerini engellemek, aşırı stimülasyonu yaparak hastaların OHSS dediğimiz ORL hiperstimülasyon sendromuna sokarak hastaların ORL yumurta kalitesinden tutun endometriyal reseptiviteyi etkilemeden bunu yapmak ve çoğul gebeliği engellemek için hastaların bu tedavileri bireyselleştirmek gerçekten önemli. Bunu yaparken de yani hastanın gebe kalması olasılığını artırmak için de yüksek kaliteli embriyolara ihtiyacımız var. Yani yüksek kaliteli ve genetiği normal embriyolara ihtiyacımız var. Bunu da elde etmek için tabii birçok faktör var. Embriyoyu etkileyen oositten tutun sperm kalitesine, laboratuvar kalitesine, yaptığınız embriyo transferine kadar birçok faktör etkileyebilir. Ama bizim bugün esas bahsedeceğimiz konu bu embriyo kalitesini yani tübek tedavisi başarısını bu gonotropin dozunu acaba bireyselleştirerek artırabilir miyiz? Sorunun cevabı bu. Pınar Hocam anlattı. Biz ovaryen responsu günümüzde birçok testlerle yaklaşık olarak tespit edebiliyoruz. Ama günümüzde iki tane özellikle ovaryen rezervi tespit eden iki tane bizim için temel marker var. Antral folikül sayısı ve AMH. Bunlar genellikle birbiriyle paralel olarak ovaryen responsu pratikte edebiliyor açıkçası. Artık şunu biliyoruz ki biz özellikle biz kontrollü ovaryen stimülasyonda optimum sayıda yumurta almayı niye istiyoruz? Çünkü 4'ün altında poor response cevap veren hastalarda özellikle bu hastaların siklus iptalleri fazla oluyor ve bu hastaların gebelik oranları normal bir hastaya göre daha az oluyor. İşte biz bu hastalara acaba ne yapabiliriz de daha iyi gebelik oranları elde edebiliriz diye bu hastalarda iatrojenik olarak düşük doz veya yüksek doz vermek gebelik oranlarını azalttığı için bu hastaları dozlarını optimize edersek eğer gebelik şanslarını daha yüksek ihtimali çıkarabilir miyiz? Aslında bir bakıma bunu araştırmak istiyoruz. Görüldüğü gibi oosit sayısı arttıkça gebelik şansı hem kümülatif olarak da yani doğmuş embriyolar transferini dahil ettiğimiz zaman kümülatif olarak da gebelik şansı artıyor. Yine Pınar Hocam'ın da bahsettiği gibi bu çalışmada da ne kadar fazla oosit olursa hem taze siklüslerde hem de doğmuş siklüslerde özellikle 27 oosite kadar gebelik oranları oosit sayısı arttıkça artıyor. Ama 27 oositten sonra bu gebelik oranları daha böyle plato çizmeye başlıyor. Bunu da muhtemelen nedeni daha çok oosit almak belki de hasta için iyi olmayabilir. Çünkü daha fazla oosit aldığınız zaman hastanın belki de endometriyal reseptiflerinden tutun oosit kalitesine kadar birçok faktörü etkileyebiliyoruz açıkçası. Yani oosit fazla olduğu zaman aslında iyi kaliteli blastokist ihtimalimiz de artıyor. Aynı şekilde bizim iyi kaliteli embriyodan kastımız aslında euploid embriyo oranımız. Oosit sayısı arttıkça da euploid embriyo oranımız da otomatikman paralel olarak artıyor. Ama biz ne kadar çok oosit alırsak yani gonotropin dozunu fazla artırırsak ve kandaki östrojen düzeyi fazla olursa acaba biz bu oositlere bir zarar veriyor muyuz? Yani embriyo toksitesi var mı yüksek doz gonotropinlerin? Bu anoplodi riskini artırıyor muyuz? Bununla ilgili birçok çalışma var. Hala bir soru işareti. FSH dozuna ovaryen responsun cevabı bu çalışmalarda gösterilmiş. Yani hastalar 30-35-40 yaş arasında responsları gözüküyor. Yani siz düşük ovaryen rezervi olan bir hastaya fonksiyonel olarak ovaryen rezervi düşük olan bir hastaya istediğiniz kadar yüksek dozda gonotropinle verin. Siz bu hastanın fonksiyonel ovaryen rezervini telafi edemiyorsunuz. Yani daha fazla oosit elde edemiyorsunuz. Burada da görüldüğü gibi yani 225 ünitenin üstünde yaş gruplarında bile artık ne kadar dozu artırsanız da overin cevabı çok artmıyor açıkçası. Pınar Hocam da bahsettiği gibi yani biz bu başlama dozunu neye göre belirliyoruz? Elimizde en büyük iki silah var. Antral folikül sayısı ve AFAC. Yapılan çalışmada RBM Online'da hastaları AMH ve antral folikül sayılarına göre iki gruba ayırmışlar ve dozları ona göre belirlemişler. Burada da görmüşler ki yani siz AMH'e göre de antral folikül sayısına göre dozu belirlerseniz aslında klinik gebelik oranlarını değiştirmiyorsunuz diye bir sonuca varıyorlar. Yine burada da böyle bir çalışma, benzer bir çalışma. Bunu hızlı geçeceğim. İki gruba ayırmışlar hastaları. Bir gonotropin dozunu özellikle rekomend FSH dozunu AMH'i olan ve olmayan gruba göre yani
Bir gruba antral folikül yaş ve body mass indeksle belirlemişler. Bir gruba da bunları AMH etmişler. Ve görmüşler ki hakikaten iki grupta da, yani iki grup AMH'e göre de belirlesek canlı doğum oranlarını çok büyük fark etmediği görülmüş. Yani biz hem antral folikül sayısına göre hem AMH'e göre aslında gonotropin dozlarını belirleyebiliyoruz. Burada da öyle. Yani poor ovarian response'u şu anda predict edecek iki önemli marker antral folikül ve AMH düzeyi, ama gebelik şansını belirleyecek en önemli faktör hastanın yaşı. Peki gonotropin dozunun bireyselleştirildi mi yoksa bir standart dozda mı verelim? Yani gerçekten bugünkü tartışma konumuz bu. Bilindiği gibi Lamarck'ın ünlü bir çalışması. Bu çalışmada özellikle bir gonotropin dozunu bireyselleştirebilmek amacıyla nomogramlar çıkarmıştı, dozogramlar. Yani bunu da antral folikül sayısı, yaş, body mass index, FSH düzeylerine göre bu dozograma göre belirlemiş. Yani görüldüğü gibi body mass index, yaş, antral folikül, AMH'e göre 12,5 internal selden üniteye kadar polilef dozlarını hastalara göre, yaş gruplarına göre belirlemiş. Yani aslında şu soruyu sormak lazım. Bugüne kadar bu dozogramı kim kullanıyor diye pratikte kullanan var mı? Çok nadirdi. Çünkü 187,5'lar, 212,5'ları hani kullanmak çok etkili mi? Hastanın gebelik şansını artırıyor mu? Açıkçası bunu konuşmak lazım, ama görüldüğü gibi 12,5 internet ünite kadar böyle doz artımları, yani 112,5'lar, 137,5'lar, 187,5'lar gibi bireyselleştirme tedavi için bir desk chart'ı çıkarmış. Pınar hocamız bundan bahsetti. Bu da Lamarca ve Sankara'nın 2013 yılında yaptığı bir çalışma. Aslında burada bu Lamarca ve Sankara aslında şunu söylüyor. Yani aslında standart dozlardan bahsediyor yani. Hani bu buçuklu değil de aslında eğer normal responsa siz bunu 200-225 üniteye geçirmeyin. Standart doz olarak söylüyor. High response'a 150 ünite verin, poor response'a aslında 300 üniteyi geçmeyin diyor aslında. Yani bunların hepsi aslında bir bireyselleştirmeden ziyade hasta gruplarına göre standart dozlar veriyor. Peki biz düşük OA rezervi hastalarda biz dozu artırarak, yani dozu bireyselleştirerek, dozu artırarak biz bu hastaların ovarian cevabını artırabilir miyiz? Çok bilinen bir çalışma, 2010 yılında yapılan. Üç gruba ayırıyor hastaları. Bir gruba poor responder hastalar. Bunların hepsi 300-450 ve 600 ünite rekomend FSH veriyor. Ve görüyor ki bu dozlara rağmen elde edilen M2-OS sayısı, elde edilen OSIS sayısı, embriyo transfer sayısı, hepsi grade 1 embriyo sayısı benzer. Grup arasında hiç fark yok. Yani siz bir poor responder hastaya 300 üniteden fazla verirseniz bu hastanın gebelik şansını artırmıyorsunuz. Aksine elde edilen OSIS sayısını da artırmıyorsunuz. Burada canlı doğum oranları var görüldüğü gibi. Yani %10'lar civarında. Hatta istatistikler olarak anlam değil ama 300 ünite verilenlerde 10.5, diğer gruplarda 7.7, 9.5. Yani 300 ünitenin üstüne verdiğiniz zaman aslında biz poor responder hastalara zaten fonksiyonel bir over rezervi azlı olduğu için hastada otomatikman fazla cevap da alamıyorsunuz açıkçası. Yine başka bir çalışmada 650 bin ART sipüsü incelenmiş. Burada çok kısaca bahsedeceğim. Özellikle şundan bahsediyor. Özellikle antral folikülü, özellikle alınan oosit sayısı 1-5'in üstündeki, 35 yaşın üstünde 1-5 oosit alınan hasta dışındaki tüm yaş gruplarında 300 ünitenin üstünde günlük doz, 300 ünitenin üstünde olduğu zaman, yani 6-10 oosit, 11-15 oosit, yani 16-15 tüm oosit alınan gruplarda 300 üniteden fazla doz başladığı zaman günlük, otomatikman ters ilişki olarak bunların canlı doğum oranlarını azaltıyorsunuz diyor. Yani yüksek dozla başlamak, yani aslında hastaya bir şekilde bireyselleştirilmiş yüksek dozla başlamak bu hastalarda gebelik oranlarını aksine azaltıyor. Bu normal responder bir hastada yapılan bir çalışma. Yine burada da görüldüğü gibi 250-300 üniteyi kıyaslamışlar rekomendasyon FSH dozları anlamında normal responder hastalarda. Ve görmüşler ki elde edilen matrix oosit sayısından tutun canlı doğum aralarına kadar her iki grupta da 225 başlasanız da, yani 300 başlasanız da bu hastalara gebelik oranlarını etkilemiyorsunuz. Yani standart dozla başlasanız, bireyselleştirilmiş tedavi de yapsanız bu hastaya otomatikman gebelik oranları değişmiyor bu hastalarda. Yine 2010 yılında yapılan bir meta analizde 10 çalışma dahil edilmiş 1952 IVF siklus. Yine burada da
100 ünite ile 200 ünite, yani standart aslında 200 ünite ile 100 ünite arası ve 150 ile 200 ünite arasındaki IVF sıklığı, normal responder hastalarla karşılaştırmış ve burada da görülmüş ki gebelik oranlarında herhangi bir fark yok. Özellikle normal responder hastalarda bu sonuç kısmında metanalizde 150 ünite standart dozun bu hastalarda etkili olduğu ve aynı gebelik oranlarına elde edebileceği söylenmiş. Peki biz bu hastalarda bu bireyselleşmiş tedavi diyoruz. Yani yüksek dozlara çıkmak, yani düşük ovary rezervli hastalarda gebelik şansını etkiliyor mu? Gerçekten etkilemiyor. Burada ekstrem yüksek dozlara çıkılmış. Yani 600 ünitelere kadar çıkılmış ve görülmüş ki 225 standart doz verilen hastaya göre bu hastalarda yüksek dozlara çıktığınız zaman gebelik oranlarını %7.7'lere kadar düşürüyorsunuz. Yani standart bir doz başladığınız zaman 225 ünite, %30'larda gebelik oranı varken yüksek dozda başladığınız zaman otomatikman bu hastanın gebelik şansını da azaltmış oluyorsunuz. Yine benzer bir çalışma. 450 üniteli, 600 üniteli karşılaştırmışlar. Full responder hastalarda yine gebelik oranları arasında bir fark yok deniyor. Pınar Hocam bahsetti bu Optimist Trial. Belki de bu bireyselleşmiş tedavinin gerçekten şu ana kadar randomize kontrollü bir çalışma. Özellikle 2011 yılında Hollanda'da yapılan bir çalışma. Yaklaşık olarak 18 ay boyunca hastaları takip etmişler. Ve primer outcome olarak hastaların kümülatif gebelik oranlarını almışlar. İki çalışma esas çıkarılmış buradan. Özellikle poor responder hastalarda olan randomize kontrol 1 çalışması ve randomize kontrol 2 çalışması hyper responderlarda. Bu hastalara standart doz dediğimiz aslında 150 ünite standart doz verilmiş. Diğer hyper responder ve hiper responder hastalarda dozları ona göre düşürülmüş ve bireysel tedavide artırılmış. Aslında bu flow chart'ı bu. Çalışmada bahsedeceğiz ileride. Randomize kontrol bir çalışmada özellikle standart dozlu dediğimiz hasta grubu bu poor responder, yani öngörülebilen poor responder hastaları randomize kontrol bir çalışma olarak almışlar. Ve bu hastaları 11 folikülün altındaki hasta grubunu almışlar ve bunları iki gruba ayırmışlar. 7 folikülün altındaki antral folikül olan hastalara bireyselleştirilmiş tedavi olarak 450 ünite verilmiş, standart doz olarak 150 ünite verilmiş. Antral folikül 8 ile 10 arasında olan hastalara da bireyselleştirilmiş tedavi olarak 205 verilmiş, standart doz olarak da 150 verilmiş. İkinci kolu ise hyper responder hastalarda doz azaltarak hastayı bireyselleştirilmiş tedaviyle doz azaltılmış, 100 ünite verilmiş ve standart doz 150 verilmiş. Burada esas Optimist Trial çalışmasının amacı, acaba biz hastayın tedavisini, FSH dozunu bireyselleştirirsek biz cost efektif bir avantajı var mı? Esas bu gayeyle ortaya çıkmış çalışma ve dediğimiz gibi 18 ay boyunca bu hastaları tüm sektörü, özellikle ilk hastalara çalışmak dahil kriterleri şöyle: 44 yaşındaki hastalar, normal adet düzeninde olan hastalar, ultrasonik bulguları normal olan hastalar ve ilk IVF X'i sektörü alınmış çalışmaya ve bunların sonraki sektörü dahil edilmiş. Yani 18 ay boyunca tüm sektörü çalışmaya dahil edilmiş ve primer outcome olarak da kümülatif gebelik oranları çalışmaya dahil edilmiş. İlk kısmı çalışmanın şu: şimdi çalışmada dediğimiz gibi özellikle poor responder hastalar, yani öngörülebilen poor responder hastalar, 11 tane antral folikülün altındaki hastalar dahil edilmiş bu çalışmaya ve bu 450 ünite başladılar. Şu grup bireyselleşmiş tedavi grubu, yani 8-10 arasındaki folikülün hastalar 225 bireyselleşmiş dozluğa başlanmış, 450 ünitede 7 folikülün altındaki hasta grubuna bireyselleşmiş tedavi başlanmış. Standart doz olarak da 150 ünite verilmiş hastalara. İlk sikluslarda bu hastaların hiç dozlarında oynama yapılmamış standart dozlarında, ama sonraki dozlarında 50 üniteye kadar bir doz ayarlamasına izin verilmiş. Bakılmış ki bu çalışmada ilk sikluslardaki gebelik oranları bireyselleştirilmiş grupla standart doz grup arasında hiçbir fark yok. Kümülatif gebelik oranlarına bakıldığı zaman, yani tüm siklusları dahil ettiğimiz zaman, donmuş transferi dahil ettiğimiz zaman kümülatif gebelik oranlara baktığımız zaman da aynı şekilde %43'e 45.6 gebelik oranları arasında fark bulamamıştı. Ancak yüksek dozda verdiğimiz zaman daha iyi OST almamıza rağmen dediğimiz gibi gebelik oranları arasında bir fark yok.
Yani yüksek doz bireysel bir tedavi yaptığım yüksek doz grubunda daha fazla omuzda elde edilmiş, daha az sinüs iptalleri olmuş, daha fazla sinüs iptalleri standart grubu olmasına rağmen aynı gebelik oranları elde edilmiş. Yani hastaya bireysel bir tedavi yapıyorsunuz, maksimum dozlar veriyorsunuz ama sinüs iptali olmasına rağmen standart grupta gebelik oranları değişmiyor. Zaman anlamında yani gebeliğe ulaşma zamanları anlamında da çok bir yani hiç istatistik olarak bir fark yok. Yani standart dozda bireysel tedavi arasında gebeliğe ulaşma zamanları arasında fark yok. Cost effective analizi yapılmış ortalama şundan bahsediyorlar. Yaklaşık 1000 euroya kadar özellikle standart bireysel tedavi grubunda gebelik başına 1000 euroya kadar maliyeti daha fazla olmuş ve istatistik olarak cost effective görünmüyor diye özellikle çalışmada belirtilmiş. Özellikle çalışmanın bir kısmında şundan bahsedilmiş. İstatistik olarak anlamlı olmasa bile 8. ayda ve 18. aydaki sonundaki özellikle 7'nin altında folikül alınan grupta gebelik oranları %10'a kadar standart grupta daha fazla gebelik elde edilmiş. İstatistik olarak anlamlı değil ama standart grupta %10 oranında gebelik oranı 18. ayın sonundaki analizde daha fazla gebelik elde edilmiş. Bu poor responder hastalarda. Ve özellikle istatistik olarak anlamlı olmasa bile şundan bahsediyorlar. %10 bu poor responder hastalarda az bir gebelik oranı değil, klinik olarak bunun gerçekten bir anlamı olabilir diye özellikle belirtiyorlar. Şimdi Pınar Hocam özellikle şundan bahsetti. Hani bu hastalarda özellikle farklı doktor, yani gözlemci doktorların antral folikül sayılarında ölçümleri farklı olabilir deniyor ama özellikle çalışmada şundan bahsedilmiş. Yani bu tamam bizim bir zayıflığımız olabilir ama günlük pratiği daha iyi yansıttığı için belki de bu zayıflık avantaj da olabilir deniyor. Yani günlük pratikte biz antral folikül sayısını birçok gözlemci ölçtüğü için biz bunu zayıflık olarak görüyoruz ama belki de günlük pratikte bu bir avantaj olarak düşünebilir diye de özellikle belirtmiş çalışmada. Özellikle bu ikinci çalışma bu hyper responder hastalarda özellikle öngörülebilen özellikle 15 antral folikül üstündeki bu ikinci kısmı çalışmanın 15'in üstündeki folikül, antral folikül görülen hastalarda bu bireysel bir tedavi. Bireysel bir tedaviden kasıt bu hastalarda dozu azaltmışlar. Yani 150 standart dozu 100'e düşürerek bu hastalarda bireysel bir tedavi yapmışlar. Ve burada da görülmüş ki demografik özelliklerin ciddi bir farkı yok. Ama gerçekten Pınar hocamızın da söylediği gibi bu hastalarda özellikle yerinde de söylüyor. Body mass indeksleri bu hastaların zayıf yani zayıf gruba girdiği için bu eleştiri olarak yayında da söylemiş. Bu hastalarda bu body mass 23.8-23.9 ciddi obez ve belli bir body mass üstündeki hastaları belki bu çalışmayı genellemeyebiliriz diye özellikle eleştirmişler gerçekten. Yine aynı şekilde bakmışlar ilk situslarda gebelik oranları arasında fark yok. Yani bireysel tedavide standart doz arasında. Gebelik ulaşma zamanlar arasında da fark yok gerçekten. Ama kümülatif gebelik oranlarında da gene herhangi bir fark bulamamışlar. Burada şunlardan bahsediyor. Biz bu hastalara tamam OASS riskini gerçekten doz azaltarak bireysel tedavi yaparak azaltıyoruz ama bizim için klinikte önemli olan OASS ciddi OASS. Yani bu hastalarda ciddi OASS anlamında her iki grupta da bir fark çıkmamış. Yani mild ve moderate OASS'de fark çıkmış. Doz bireysel tedavinin faydası var ama bunlar klinikte çok hani basit tedavilerle tedavi ettiğimiz hastalar ama ciddi OASS anlamında bu doza azaltılmanın yani bireysel tedavi yapmanın çok bir faydası yok açıkçası denmiş. En son bir cost effective analiz yapmışlar bu optimist trial'da ve şu sonuca varmışlar. Yani gerçekten düzenli adet gören hastalarda bu cost efektif olarak bireyselleşmiş tedavi bizim maliyetimizi artırıyor. Yani gebelik oranları olsun, maliyet anlamında olsun bize bir faydası olmuyor. Ondan dolayıdır ki bireysel tedavi yerine bu hastalara normal adet gören, düzenli adet gören hastalara düzen 150 ünite ile başlamak, başlangıç FSH dozu olarak mantıklı gibi gözükmekte denmiştir. Çok kısa bahsedeceğim. Bu da bireyselleşmiş tedaviyle ilgili bir çalışma consort trial diye. Burada da aslında sırf şey için koydum. Burada da consort algoritması diye bir program var. Burada aslında ona body mass index, yaş, antral folikül sayısını girerek bir
bireysel şimdi doz veriyor. Ona göre iki gruba ayırmışlar. Standart doz ve konsort grubu dediğimiz. Ve burada da görmüşler ki ovari hiperstimülasyon sendromu bireysel şimdi kadar azaltıyor ancak gebelik, klinik gebelik oranları anlamında çok bir farkımız yok. Pınar hocamız bahsetti. Bunları kısaca bahsedeceğim. Aslında bu kadar terim karmaşasının en büyük nedeni biz poor responder tanımını bu son yıllarda netleştirmeye başlamış. Çünkü 2011 yılına kadar 47 yayında 41'in üstünde poor responder tanımı var. Bunlar da bu böyle olduğu için de bu hastaların tedavi protokolleri de farklı oluyor. Standart bir homojen grup oluşturulamıyor. Ondan dolayı da Bologna kriterleri oluşturulmuş 2011 yılında. Ancak gerçekten Bologna kriterleri de bu poor responder tanımına çok tedavi sürecinde özellikle faydası olmamış. Ondan dolayı da 2016 yılında bu 2016 eşrede Poseidon kriterleri oluşturmuş. Pınar Hoca'nın dediği gibi burada özellikle 4 gruba ayrılmış ama 2 ana grup var burada. Özellikle ovaryen rezervi yeterli hasta grubu ancak bunlarda unexpected şekilde düşük ovaryen rezerv respons alınıyor. Diğer grupta hakikaten gerçekten expected poor dediğimiz yani ovaryen rezervi düşük ve düşük ovaryen rezervi beklediğimiz grup aslında. Bu Poseidon kriterlerindeki esas bu tabakalar bu sınıflama yapmasının esas amacı ne? Bir tane öklüt embriyo için gerekli olan aslında optimum oz sayısını elde etmek. İşte bundan dolayı da bu amaca ulaşmak için bu hastaları gruplara bölüp bu hastaları nasıl daha iyi bireyselleşmiş tedavi yapabiliriz diye gruplamışlar. Peki bu Poseidon niye bu kadar önemli? Çünkü Poseidon şöyle, en son 2021 yılında Estevez ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada yaklaşık IVF kliniklerine gelen hastaların %43'ü bu Poseidon grubuna uyuyor. Yani kliniğe gelen hastaların %43'ü Poseidon grubuna uyuyor. Niye önemli bu hastalar? Çünkü bu hastalar özellikle grup 1-2 hastalar %80 bu grubu oluşturuyor. Bu hastalar aslında immunotik rezervi iyi olan hastalar ancak iatrojenik olarak gerekli dozlarla tedavi edilmediği zaman düşük gebelik oranları elde edilen hastalar. İşte ondan dolayıdır da bu Poseidon gerçekten önemli. Biz bu grup özellikle follicular output rate dediğimiz bir oran var. Bu oran aslında başta adet ikinci günde başladığımız antrafokus sayısının pre-ovulatory elde ettiğimiz oğuz sayısının oranıyla elde edilen bir sayı. Bu düşük olduğu zaman bu hastaların %50 gebelik oranlarını yaklaşık azaltıyorsunuz. Aslında mantıken şey şu, iyi rezervi olan bir hasta kötü bir cevap verebilir. Yani poor ovarian response verebilir ama aksine poor ovarian rezervi olan bir hasta çok iyi bir response verebilir. İşte biz bu aslında hastaların response cevaplarını nasıl artırabiliriz diye uğraşıyoruz. Bunun da birkaç nedeni var. Gerçekten Pınar Hocam burada bahsetti. Bu düşük follicular output rate'in esas birkaç nedeni var. Ama en büyük nedenlerden bir tanesi dediğiniz gibi gonotropin dozunu düşük doz başlatmamız. Aslında burada standart doz yerine bu hastalara düşük doz gonotropin başladığınız zaman daha düşük follicular output rate oluyor. Yani daha düşük oğuz elde ediyorsunuz. İkinci bir nedeni de bu hastanın genetik ve çevresel faktörleri. Burada en önemli şey birçok faktör ama kısaca şundan bahsetmek istiyorum. FSH reseptör polimorfizmleri var bu hastalarda. Yani bir hastada düşük ovaryen respons alıyorsanız özellikle iyi rezerv olan bir hastada özellikle FSH reseptör polimorfizminden şüphelenmek lazım. Belki de şu an için değil ama çok post efektif olmayabilir ama ileriki dönemde belki de bu bireyselleştirilmiş gonotropin dozlarından bahsediyoruz ya belki de biz bu hastalara FSH reseptör polimorfizm tarayarak bu hastalara siklusun başlangıcından itibaren yüksek dozlarda FSH'ler vererek bu polimorfizmi gerçekten aşabiliriz. Veyahut da bu hastalara direkt FSH reseptör polimorfizmi olan hastalara da rekombinant ilaç da eklenebiliriz. Dediğimiz gibi diğer neden asenkron gelişim, trigger'daki hatalar veyahut da opus sırasındaki hatalar da gerçekten olabilir. Burada dediğimiz gibi FSH dozunu artırabiliriz. Poseidon 1-2 grupta veyahut LH suplementasyonu yapabiliriz. Yani aslında Pınar hocamız da söyledi burada. Burada dediğimiz gibi aslında bu Poseidon kriterlerinde bir bakıma hastalara 35 yaş altı, 35 üstünde grup 1-2 hastalara aslında standart dozlar veriyor. Yani diyor ki 35 yaş altındaki hastada eğer FSH reseptör polimorfizmi varsa 300 üniteyi geçmeden standart 225-300 ünite arasında dozlar verin. Poseidon 2 grubunda da 300 ünite standart doz verin diye bahsediyor. Burada dual stimülasyon bunlar biraz daha detaylı bahsetmemiz gereken konular ama
Dediğimiz gibi posidon bir grup 1-2'de genellikle 225-300 ünite. Grup 3-4'te yani expect for dediğimiz grupta da yaklaşık 300-375 ünite dozla başlanması gerektiğini ve buna duruma göre posidon özellikle 4 grubunda LH'de eklenebileceğinden bahsediliyor. En son başlı ve arkadaşların yaptığı bir çalışma var. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Yani hastayı 3 gruba bölmüşler. Yani siz bu hastaya letrozole 150 ünite verseniz de 300 ünite verseniz de 400 ünite verseniz de aslında siz hep benzer outcome'lar alıyorsunuz. Yani benzer hosta elde ediyorsunuz. Benzer ihtiyaç oranları ve benzer canlı doğum oranları elde ediyorsunuz. Yani aslında bir bakıma standart doz belki bireysel tedavi, belki standart doz daha iyi olabilir standart doz bireysel tedaviden deniyor. Evet, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Fırat çok teşekkür ederiz. Sen de farklı boyuttan alarak çok güzel tartıştın. Şimdi ben bakıyorum. Şimdi ben bakıyorum herhangi bir soru var mı acaba dinleyicilerden? Eğer yoksa ben tartışmayı başlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bu Optimist çalışması bu konudaki randomize kontrollü yani kanıta dayalı tıpın en bize şey verdiği bir çalışma. Data verdiği bir çalışma. Fakat daha sonradan bu çalışma yayınlandıktan sonra Eşre'de yapılan bir ankette bu çalışmanın verilerini kliniklerin kaçı şey yapıyor? Yüzde kaçı bunu uyguluyor diye bakıldığında görülmüş ki bu Optimist çalışmasının sonunda dozu bireyselleştirmeden standart kullanımın fark etmediği konseptini neredeyse kliniklerin %10-15'i kullanıyor. Yani elimizde bir kanıt var ama kimse bu kanıta şey yapmıyor, itibar etmiyor. Bunu biraz tartışmamız lazım. Bu konuda acaba bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size önce söz vereyim, sonra ben bazı şeyler söylemek istiyorum. Pınar, sen bu konuda bir şey söylemek ister misin? Yani her bir kıyafet tüm insanlara uyar tezi bu çalışmanın sonucu. Evet. Ne olursa olsun standart dozu herkes uygularsan sonuçlar değişmez. Ama bu kanıt bunu gösteriyor ama kimse bunu pek göz ardı ediyor. Sence neden? Gerçi senin konun bireyselleştirmeydi. Yani ama bunun başka nedenleri ne olabilir? Evet hocam, yani şöyle. Evet Fırat, sen. Yani teşekkür ederim hocam. Şöyle, yani gerçekten yani bireyselleştirme tedavi gerçekten önemli ama yani ben okuduğum literatürden şunu anlıyorum. Yani şu an için bence bu konu biraz erken gibi gözüküyor. Yani gerçekten bunun için hastaların belli bir standart, belli grup hastaları alıp iyi çalışmalara gerek var açıkçası. Ama dediğiniz gibi hocam günümüzde bu yani çok ben de Optimist trial'i gerçekten daha önce de biliyordum ama okuyunca içinden daha detaylı anladım. Yani hiçbirimiz gerçekten bu tip standartlara uymuyoruz. Ki yayınlar da var. Gerçekten prospektif randomize kontrol çalışma. Ama belki de biz birçok ritüel fazla olsun, trigger'da olsun gerçekten bireysel şimdi tedaviler yapıyoruz ama doz anlamında şu an için dozu bireyselleştirmek çok hani gebelik oranlarını artırmıyor. Bizim esas amacımız ne? Hem maliyet anlamında hastaların yükünü azaltmak hem de en kısa sürede bu canlı doğuma gebeliğe ulaşmak açıkçası. Ama şimdi çok hani açıkçası gebelik oranlarını bu bireysel tedavilerinin etkettiği gözükmüyor açıkçası hocam. Yani peki, standart doz da yeterli gibi gözüküyor. Peki, ben şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi bu çalışma mesela Poseidon kriterleri ortaya konmadan önce yapılan bir çalışma. Ve bu Esteves'in Poseidon kriterlerinin hastaların dağılımına baktığımızda, sen söyledin deminki slaytında, evet, hastaların %80'i Poseidon kriterlerine dahil ve bu önemli bir kısmı, %50'siye yakın. Evet. Ve bunların da %80'i unexpected poor responder. Yani evet. Bu Optimist çalışmasına baktığımızda yani hastaların %50'sinin Poseidon olması lazım. Bunun da %80'inin unexpected grupta olması lazım. Ve bu grup
doz ayarlamasıyla daha fazla oositle daha fazla gebeliğe ulaşma şansı olan grup. Yani ben neden işte anketinde kimsenin bunu uygulamadığını biraz da bu çalışma verilerini her ne kadar kanıta dayalı olsa da güvenemediğimizi hala gösteriyor. Çünkü bu hasta grubu unexpected poor responder'lar klinikte bize başvuran hastaların çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu çalışmada da o zaman bunlar önemli bir hasta yükünü oluşturması lazım. Ve bu grup insanda daha fazla gonadotropin yani dozu ayarlayarak, dozu artırarak daha iyi cevap alacağımız hastalar ama bunlar hiçbir çalışmaya yansıması yok. Yani ben burada bu çalışmanın şöyle ya da böyle Poseidon kriterlerine göre tekrar dizayn edilmesinin, unexpected poor responder'ların doz bireyselleştirilmesinin bu insanlarda gerçek anlamda fayda sağlayacağını ve bu insanların da az olmadığını gerçeğinin ortaya konacağını ve bunun yani bireyselleştirmenin ben yeri olduğuna inanıyorum. Kanıt başka türlü de gösterse ama daha dizaynı daha iyi çalışmalar yapılmasını gerekli görüyorum. Yani hemen bir konuya şey yapmamamız lazım. Yani standart doz herkese uyar. Hayır. Ben böyle düşünüyorum. Bu şeyimi, argümanımı paylaşayım istedim. Bu konuda şimdi sizlerin söyleyeceği yoksa sorular var. Onlardan bakayım biraz. Şimdi Emre söylemiş. Emre Pabuççu, teşekkürler Emre. Kümülatif gebelik oranlarında fazla oosit göz çıkarır mı? Evet. Yani ne dersiniz? Yani fazla oosit göz çıkarmayabilir ama belli bir orana kadar. Yani belki de yani tabii şu an için çok şey yok ama 25 oosit üstünde belki de biz endometrial reseptifliği bozuyor muyuz yüksek gonadotropin başlayarak yüksek E2 değerleriyle anoplit oranını artırıyor muyuz? Peki bunlara cevap verelim. Anoplit oranını artırıyor muyuz? Pınar sen de ne dersin? Şimdi ben bu yüksek oosit sayısında gebelik oranlarının olumsuz etkilenmesi fresh sikluslar için geçerli. Dolayısıyla hastaya şimdi artık özellikle çok fazla oosit toplanan hastalarda yani antagonist protokol ve agonist trigger yapıp frizol yaptığımız zaman hani o yüksek östrojenin endometrium üzerindeki detrimental etkisi nedeniyle azalacak gebelik oranının zaten üstesinden geliyoruz. Yani OHSS dışında bence ne kadar oosit o kadar şans demek. Ben buna katılıyorum kesinlikle. Dolayısıyla bir hastadan toplanacak oosit sayısı da şimdi aslında o kontrollü ovaryen hiperstimülasyonun teorisine baktığımızda biz ne yapıyoruz? PSA penceresini mümkün olduğu kadar çok tutmaya çalışıyoruz. Her oositin, her folikülün PSA threshold'u aynı değil. Yani sonuçta mesela siz hastaya düşük doz verdiğinizde eğer özellikle de FSH reseptör polimorfizmi varsa bir hormonun endorgandaki etkisini belirleyen iki şey var. Bir sirkülasyondaki dozu, ikincisi o foliküldeki reseptör sayısı. Zaten reseptör defektifse sizin yapacağınız şey dozu yüksek tutup dolayısıyla endorgandaki etkisini arttırmak. Yani dolayısıyla ben de biraz hafif yüksek doz ve fazla oosite destekliyor gibiyim. Yani bunu savunduğum için değil, gerçekte de bunu savunduğum için. Evet. İkinci önemli şey de FSA'nın yapısı tabii ki. Şimdi burada mesela şeye baktığınızda Poseidon'a da baktığınızda özellikle kötü yanıt veren hastalarda rekombinant FSA'yı öneriyor. Onun teorisi de ne? FSA üretilirken post translasyonel glikolizasyon sırasında sialik asit ekleniyor. Sialik asit içeriği arttıkça klirens azalıp yarı ömrü uzamasına rağmen biyolojik aktivitesi, biyoyararlanımı azalıyor. Dolayısıyla rekombinant FSA ile ürünleri karşılaştırdığınızda sialik asit içeriği rekombinantta daha az olduğu için biyoyararlanımı daha fazla teorisine bakarak yani sadece doz seçimi değil seçtiğiniz preparatın özelliği de belki cevabı etkileyecek. Dolayısıyla yani böyle ciddi OHSS yaratıp çok ekstrem oosit sayılarına ulaşmayacaksanız östrojenden dolayı bence oosit iyi. Emre şu dual double stimülasyonu söylemiş. Bence de o özellikle
kötü yanıt veren hastalarda ve poor responder'larda da bu stimülasyon biraz işe yarıyor. Çünkü dediğim gibi eğer siz başta dozu yanlış belirlediyseniz bütün folikülü havuzundaki bütün folikülü hareketlendiremeyebiliyorsunuz. Arkadan gelen foliküller sonradan tekrar dozu adjust edip verdiğinizde gelişebiliyor. Dolayısıyla o hastalarda double stimülasyon da bence Emre onu vurgulamış. Ben okuduğum kadarıyla sorularda. Onu ben de destekliyorum. Yani sonuçta siklusun sonucunda toplam elde edeceğiniz oosit sayısı artacak. Dolayısıyla oosit sayısının artışı da sizin gebelik oranınızı arttıracak. Bence bu şeyler, noktalar doz seçiminde önemli. Dolayısıyla standart doz herkese olmaz gibi düşünüyorum ben. Peki Pınar, teşekkür ederim. Burada şöyle bir şey var. Yüksek fazla oosit aneploidi oranlarını da artırmıyor. Burada, bunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Ve hemen devam edelim. Yine Emre sormuş. Oosit verimini artırmak için. Emre, senin sorular başta. Diğer sorulara vakit gelecek, kimse alınmasın. Oosit verimini artırmak için folikül senkronizasyonu için elimizde hangi seçenekler var ve hangisi etkili? Ben hemen cevap vereyim, başka soruya geçelim. Ben vereyim mi arkadaşlar cevap? Ya burada folikül senkronizasyonu için elimizde kanıta dayalı data olarak en etkili şeyin östradiol valerat, işte mid siklusta başlanan bir tedavi siklusunun öncesindeki östradiol valerat olduğunu görüyoruz. Onun dışında oral kontraseptifler ya da progesteron dejen ajanlarının bu etkisini gösterebilmiş değiliz. Ama bu çok kısıtlı sayıdaki datanın birikmesi. O yüzden biz de yani gerçi şu anda bulamıyoruz ama östradiol valerat kullanmaya çalışıyorduk senkronizasyon için. Poseidon ne demiş? Esin Hanım. Poseidon 4'te LH'i FSH'la birlikte mi başlıyorsunuz? Evet arkadaşlar, ne dersiniz? Poseidon 4'te yani yaş ileri poor responder. Over reserve testleri kötü. Yani genellikle öyle başlıyor hocam. 300 ünite günlük FSH rekombinat, özellikle rekombinat FSH ile birlikte yani 150 ünite rekombinat LH önerimi hocam. Evet, yani LH'in stimülasyonun başında başlanması ve FSH'la başlanmasının daha etkili olduğu düşünülüyor tabii. Yine bu da yani daha şeye açık. Hani yine de daha bir konsensusa açık bir alan tabii. Esin Hanım yine söylemiş. Toplam FSH kullanım süresi maksimum ne kadar? Bu konuya ne diyorsunuz? Herhalde hastanın şeyi, kaynaklarını tüketene kadar kullanabilir. Folikül gelişene kadar. Yani tabii maksimum bir süre yok. Yani ovülasyon olmadığı zaman, folikül gelişiyor zaman sizin sabrınıza göre bu 20 güne kadar çıkabilir tabii. Ama zorlama bir siklus olduğunu gösterir ve bu siklusta da gerçekten böyle siklusları hastanın yani oositin zaten kalitesinin kötü olduğunun da bir yansımasıdır bu kadar sürenin uzaması. Elde ettiğimiz oositlerin performansı soru işareti olabilir. Hemen altından devam ediyorum. Emre sormuş yine. Cem abi, optimist çalışmasında minimal dozda siklus iptalleri fazla. Toplanan oosit sayıları az ve kümülatif sonlanım noktası erken. Özetle az doz daha iyi demek makul değil. Çok öz için biraz daha fazla doz gerek ama maksimum doz yeter. Evet, güzel Emre, teşekkürler. Biz de bunu dile getirdik zaten. Özellikle ben tekrar dile getiriyorum. Bu çalışma grubunda unexpected poor responder hastalar gerçek hayatta çok fazla bir hasta olması gerekirken ve bunlar doz artımına fayda görecekken bu çalışmada böyle bir fayda görülmemesi sanki bu çalışmadaki hasta popülasyonunda böyle insanların olmadığını şüphelendiriyor. O yüzden yani daha hala şey açık olduğunu düşünüyorum. Gerçek poor responder'larda maalesef protokol veya doz değil, duosistin biraz etkili. Evet Emre, onu vurguladı Pınar'da. Hayır, aneploid artmıyor demiş. Evet, onu söyledik. Ona geçelim. Peki, hele PCT planımız varsa maksimum oosit. Evet, onu söyledik Emre. Adjuvan olarak deniz
kulaksız sormuş. Acun olarak growth hormon ve bunun gibi kullanım hakkında görüşleriniz nelerdir diyor Deniz. Evet, sizin çocuklar görüşlerinizi alabilir miyim growth hormon kullanımı ile ilgili? Şeyin Poseidon 3-4'ün yönetiminde de önermişler. Bizim konumuz olmadığı için ondan bahsetmedik. Pre-treatment androjenleri ve growth hormonları öneriyor Poseidon'da. Ben de kendi günlük pratiğimde kullanıyorum. Evet, Fırat sen ne dersin? Yani hocam bununla ilgili yayınlar var. Korispondorlarda growth hormon kullanımı ilgili. Hatta birçok farklı protokol de var. Yani belki bir önceki aydan başlayarak growth hormonu tedavi edildiği protokoller de var ama sayı çok az. Yani çok başarılı korispondor hastalarda gebelik oranı arttırdığı tarzı çalışmalar ama çok kısıtlı açıkçası. Yani bununla ilgili hakikaten çok geniş yaptığı prosedür çalışma ihtiyaç var. Çok rutinde kullanmıyoruz hocam açıkçası. Çok doğru. Yani şimdi şöyle Poseidon'da flow chartında gerçekten de growth hormona yer vermişler ama bunlar tamamen sanki şey gibi consensus opinion gibi şeyler. Evet. Yani bunlar şey optimist trial gibi bir randomize şey kontrollü veri sunamıyor bunlar. Ben yani ilk olarak faydası olacağını mekanizma olarak düşünmekle birlikte tıpta kanıtının hala şey olduğunu çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hep çalışmalar olumlu gösteriyor ama olumsuz şeyler yayın bias'ı yüzünden yayınlanmadığını çok biliyoruz. Evet. Yani onu kullanabiliriz öyle söyleyeyim ama kesin kanıt yok. Evet, başka soru var mı acaba? Şeyi sorayım. Fırat bahsetti. Bu tedavilerin bireyselleştirilmesinde Pınar da bahsetti tabii. FSH reseptör polimorfizmleri kötü yani beklenenden az cevap. Aslında tedavi bireyselleştirilmesi beklenenden az cevap veren poor responderlarda yani Poseidon 1 ve 2 için anlamlı bence. Onun dışında poor responderlarda 150 de verseniz, 300 de verseniz pek bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. Hyper responderlarda elimizde antagonist protokolleri var. Artık o yüzden OHSS riskini sıfırladık. 150 verelim, demin tartıştık. Çok yumurtanın bir zararı yok. Total freeze yaparız. O yüzden aslında tedavi bireyselleştirmesi yalnızca unexpected poor responderlarda gündeme gelebilir. Ve bunların da önceden ya siklusunu göreceksiniz bir önceki tedavisinin ve ya bunun over rezervi iyi ama kötü cevap aldık dozunu artıralım diyeceksiniz. Yani bireyselleştirmeyi önceki tedavisine göre dikkate alacaksınız. Ya da tedaviye başlamadan herkesi FSH reseptör polimorfizmini tarayacaksınız. Yani bu konuda şu anda pek yani cost effective bir şey olmadığının farkındayız. Ama ileride bu tarama normal bir şey taraması gibi halini HPV taraması gibi olursa bu da bireyselleştirmeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, kesinlikle hocam haklısınız. Bence de yani burada bireyselleştirmeden bahsederken gerçekten FSH reseptör polimorfizmine bakarak bu hastaların başlangıçta itibaren yüksek dozlarda bu hani sensitiviteyi artırmak amaçlı polimorfizmi direnci kırmak amaçlı yüksek dozda FSH başlamak ya da ilaç eklemek ve rekombinant ilaç eklemek de başlangıçta itibaren başlamak daha mantıklı gözüküyor hocam gerçekten. Yani ben bir şey ilave edebilir miyim? Buyurun hocam tabii. Çok güzel zevkle dinliyorum sizi. Şimdi ben tabii sizlerden biraz daha önce başladığım için bu Pınar'ın söylediği AMH ve antral folikül count tabii çok önemli bir kriter. Eskiden inhibin bakıyorduk, FSH2 bakıyorduk. Hala bazı yazılarda çıkıyor ama bunlardan en önemlisi de bir önceki veya iki önceki cevabı, previous response çok önemli. Bir bakıyorsunuz işte bireyselleştirilmiş gibi düşünmemek lazım veya düşünülebilir. Ben hep ona çok dikkat ederim. Böyle bakarım hastanın dosyasına. 225 ile çok iyi cevap almışım, 300 ile alamamışım. Veya bir 187,5 ile iyi cevap alıp 225 ile alamamışım. Tabii o FSH threshold ile ilgili bir iş. Ama bir de unutmayalım, bu Gubeo'nun o fizyolojisinde
Bizim önümüze çıkan siklus yaklaşık 180 günlük bir altyapısı olan bir siklus, değil mi? Biz o siklusta 180 gününü tamamlamış o gruptaki kohortları seçiyoruz. Bu hastaları ben kendi günlük pratiğimde bir folikül, iki folikül gelişenleri veya boş çıkanları tamamen bırakıyorum. Belki ampirik olarak bu androjenleri falan DHA'ları veriyoruz ama ben bakıyorum adetin başında tekrar gel diyorum. Hatta bazen hepsinde değil ama hastaların bir kısmında geçen siklusta veya iki önceki siklusunda bir antral folikülü varken bir bakıyorsunuz 5 antral folikül. Çünkü yeni bir grup geliyor. Bir de bunları bu açıdan da iyi izlemek lazım. Bir de benim ilavelerimden bir tanesi, bunu ben Roy'la da tanışmıştım. Bakıyorsunuz multikistik bir over, AMH 15, 450 FSA'ya bile cevap vermiyor. Olmuştur değil mi günlük pratiğinizde? İşte gerçek FSA polimorfizme problemi bu olsa gerek. Yani başımıza zaman zaman da geliyor bunlar. Tabii bu çok karışık bir konu ama sonuç olarak iyi yumurta, iyi gebelik tabii. Her şey yumurtaya bağlı bizim Emre'nin dediği gibi. Çok yumurta göz çıkarmaz tabii. Her şey yumurtanın sayısı bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Bir de arkadaşlara soruyorum, sana da seni de pratiğim fazla. Bu gidiyorsun özellikle antagonist protokollerde bu başımıza daha çok geliyor. Böyle orta cevaplı hastalarda daha çok long uzun protokolü tercih etmek gerekiyor. Çünkü siz bir önceki siklusun doğal halinde başta baktığınız zaman FSH, LH ne oluyor? Hafif yükselmeye başlıyor bir önceki siklusun son günlerinde. Kalan folikülleri atrezden korumak için. O folikül dominant fizyolojik olacak. Bir folikülü büyütmeye başlarken siz dışarıdan eksojenle müdahale ediyorsunuz. Sonra da antagoniste bastırıyorsunuz. İşte bu öne çıkan folikül 18-17'lere geliyor. Arkada 12'lik 13'lük gruplar kalıyor. Bu gruplara dual yapıldığı zaman ben arkadaş mesela Murat Sönmezer çok iyi sonuç aldım dedi geçen toplantıların birinde. Ben yani %50'sinden fazlasından alamadım yani. En fazla %50'den dualle şey dual diyorum. Random başladığımda yani şeyle analogla trigger ettikten sonra tekrar stimülasyonla devam ettiğimizde aldığımız yumurtalar yani %50 vakada belki 2-3 çıkıyor. Çoğunda da çıkmıyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Özellikle Cem sonra da Pınar Fırat sorusuna. Hocam ben şöyle söyleyeyim. Bu konuda son birkaç çalışma daha çıktı. Dual stimülasyonda biz zaten 12-13 filan foliküller varsa onları da topluyoruz yani hepsini. Baştan almaya çalışıyoruz. Sonradan ikinci planda geliştirmeye çalıştığımız bu almadığımız, bıraktığımız 12-13 değil zaten. O yeniden yola çıkanlar. Sıfırdan yola çıkanlar. Ve biz hep doğal stimülasyonda ikinci toplamada daha fazla yumurta topluyoruz. Yani birinci şeyden ve bu bizim bu gözlemimiz son şimdi hatırlayamayacağım ama bir şeyde de yine onlar yayınladılar doğal stimülasyonda. Tamam anladım yani şey yaptıktan sonra analogla trigger ettikten sonra 3 gün hiçbir gonadotropin evet. Vermeyip 4 evet. Gün tekrar aynı şekilde. Evet. Evet. Ben bunu kastediyorum zaten. Bunlardan evet. Yani bizim günlük pratiğimizde çıkan yumurtalardan mutlu değiliz yani çok yumurta alamıyoruz. Evet. Yani belki hocam sayı arttıkça belki şey daha şeye girebilir yani. Ama bizim de gözlemimiz ikinci toplamada daha fazla yumurta çıktı çoğu hastada. Ve onlardan da onları kullanabiliyoruz. Yani Fırat değil mi Fırat biz öyle. Evet hocam aynı öyle. Yani biz lütel fazla topladığımızda belki daha fazla ostel ediyoruz hocam. Genellikle ikinci şeyde daha fazla topluyoruz. Yani ama bu dual stimülasyon gerçekten de yani tedavi süresini kısaltması ve şey açısından çok faydalı bir seçenek. Tip 4 hastalarda mesela, Poseidon tip 4 hastalarda. Pınar sen bir şey der misin bu konuda Recai Hocam'ın şeyi konusunda? Hocam ben de yapıyorum dual stimülasyon ama şöyle ikinci tura başladığınızdaki folikülün büyüklüğü önemli. Yani small antral foliküller varsa eğer daha küçüklerse yani böyle 11-12'nin üstündeki foliküller sanki biraz daha başarısız oluyor gibi benim kendi gözlemim tabii bu. Dolayısıyla ilk başta o ikinci tura ikinci rounda başladığınızda
ki o antral foliküllerin biraz sanki size'ı başarıyı etkiliyor gibi düşünüyorum ben. Aslında çok güzel bir gözlem. Zaten doğal stimülasyonu mantığında da ikinci turda hani 11-12'yi büyütmek değil. Hani biz bir 18 vardı, iki tane 11 vardı. Biz 18'i aldık, 11'leri bıraktık. Onlar değil aslında. Yani belki 11'leri de almaya çalışıp ondan sonra gelecekler. Yani daha ufaklar devreye soktuklarımızdan daha iyi yumurta gelmesini bekliyoruz. Ama senin dediğin çok doğru. Bu aslında bu çalışılabilir de. Yani bırakılan, alınmayan o 11'ler, 12'ler acaba şeyi nasıl? Güzel bir aslında çalışma konusu olabilir. Hatta bu grubu short ve long ikiye ayırıp belki long'la daha iyi sonuç alacağız. Yani long'a güvenmiyoruz ama long protokolle belki bunlardan daha evet. iyi sonuç alabiliriz. Zaten yani son zamanlarda long'un işte daha poor responder'larda daha iyi şey yaptığını da öyle genel bir kanaat oluştu. Long'a da biz yavaş yavaş bu hastalarda dönmeye başladık. Yavaş yavaş uzun olacak süredir. Ben de yapıyorum. Daha etkili oldu. Evet. Şimdi bir başka soru var. Hakan Bey sormuş. Hakan Kıran. Kombine protokol ilk 6 gün üriner. Devamında rekombinant gonadotropin kullanmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada felsefe şu, Pınar'ın söylediği gibi işte ilk başta ürinerdeki siyalik asit kontenti daha fazla, daha güçlü bir stimülasyonla daha uyaracak. Sonra siklusun da zaten kendi döngüsü içerisinde öyledir. Daha sonraki FSH siklusun sonrasındaki FSH'ın siyalik asit kontenti daha düşüktür. Ama bunun bu özellikle üriner FSH'ı destekleyen, yani ürüne üreten firmaların desteklediği çalışmalarda bunun faydalı olacağına dair şeyler var ama bu genel kabul görmüş bir şey değil. Sizlerden farklı bir görüş alan var mı? Evet. Yok herhalde. Şimdi bir başka konu, doğal stimülasyonda ikinci toplama için folikül büyüklüğü sınırımız nedir? Doğal stimülasyonda ikinci toplama için folikül büyüklüğü sınırı. Bu folikül büyüklüğü sınırı aslında birinci toplamayla ile aynı. Yani orada bir kriterde, toplama kriterinde bir farklılık yok. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Bazen prematür ovülasyon olabiliyor hocam ikinci turda. Belki onu kastetmiş olabilir soran kişi. Yani biraz daha erken mi versek diye 17'de falan gibi. Aslında çok güzel bir şey söyledin Pınar. İkinci turdaki prematür luteinizasyon şeyi ikinci turda ELISH search olmuyor aslında. O Çinlilerin büyük çalışmasında ikinci turda antagonist vermene bile gerek yok. Çünkü prematür luteinizasyon pratik olarak görülmüyor ikinci turda. Biz o yüzden antagonist ikinci toplamada vermiyoruz. Yani biz tabii o kadar datamız olmadı ama o Çinlilerin çalışmasında luteal faz stimülasyonunda yaklaşık 400 vakada bir tane bile antagonist kullanmadan prematür luteinizasyon olmadığını söylüyorlar. Bunun nedeni de endojen ELISH'in yüksek seyret olması, daha önceki korpus luteumdan gelen baskılaması. Ama folikül büyükleri aynı kriter şeyinde. İlk opus sırasında diye sormuş Ahmet Bey. Ya ilk opus sırasında da aynı şey. Şöyle, şimdi over rezervi düşük insanlarda folikül çok büyüttüğünüz zaman prematür ovülasyon kaçırma şansınız çok yükseliyor. O yüzden bu folikülleri belki yani 16-17'de toplamaya çalışmanız lazım. O zaman da ne oluyor? Matürasyon oranı düşüyor. O yüzden bu gibi hastalarda doğal değil de double stimülasyon, double trigger düşünülüyor. Onu bilmemiz lazım. Yani folikül çok büyümemesi lazım, kaçırabilirsiniz. Bu hastalarda, poor responderlarda erken ovülasyon riski çok fazla diye. Serdar sormuş, aromataz inhibitörlerin gonadotropinleri beraber kullanımı ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, ben yoruldum, size bırakayım. Biliyorsunuz. Ya özellikle hocam, poor responder hastalarda gerçekten aromataz inhibitörleri kullanımı öneriliyor açıkçası. Hem gonadotropin dozunu düşürmek açısından olsun, hem de bu androjen düzeyleri olarak daha dengeli bir ortam yarattığı için, daha doğal bir sürece girdiği için poor responder hastalarda gonadotropin yani aromataz inhibitörleri hakikaten birlikte kullanılması önerilebilir açıkçası. Evet. Bunlar sen bir şey demek ister misin? Yani
yani arama söz inhibitörlerinin temelinde FSH'ya sensitiviteyi arttırması da olduğu için zaten bunlar da biraz gonadotropinlere direnç oluyor. Dolayısıyla bence kombine kullanmak yani gonadotropinlere olan duyarlılığı arttıracağı için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum ve kullanıyorum da zaten. Her ne kadar yine faydası olduğuna dair bir şey, net bir şey yok elimizde. Peki ben şimdi saat 9.20 oldu. Çok teşekkür ederim sizlere. Artık burada kapatmak durumundayım. Sabaha kadar yoksa uzayabilir. Dinleyicilere, Reca Hocam'a çok teşekkür ederim. Sizlere çok teşekkür ederim. Çok güzel hazırladınız. Dinleyicilere katılıp son dakikaya kadar soru sordukları için çok teşekkür ederim. İnşallah hepinize güzel bir toplantı olmuştur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz.